Sivas Barosu Sessiz Adliyeler Projesi Mobil Mübaşir adı altında Avukat Dostu mobil uygulaması geliştirdi. Sessiz Adliyeler Projesi Mobil Mübaşir adı altında Sivas Barosu Avukat Dostu mobil uygulaması geliştirdi. Uygulaması var. Kullanıyor. Pınar bu işi daha iyi yapar. Projeyle adliyelerde görev yapan mübaşirlerin duruşma çağrısı yaparken klasik mübaşirliklerini dijital ortama aktarmış olundu. Avukat diye çağrı yapıyorum. Gönder dediğimde paro ekranına sistemine otomatik olarak düşüyor. Yine bir diğer avukat bey Yusuf Bey'i anons ediyorum. Çağrımızı bu şekilde göndermiş oluyoruz. Bu sistem sayesinde adliyelerdeki çalışma ortamının daha sessiz ve sakin bir hale getirilmesi hedefleniyor. Avukat Ekrem Temel, Avukat Yakup Güven Durak, Avukat Yusuf Coşman, Birar Ceza Mahkemesi'ne. Konuyla ilgili açıklama yapan Sivas Barosu Başkanı Avukat Hacı Yılmaz Demir, söz konusu sistem Türkiye'de bir ilk olduğundan bunun haklı gururunu yaşıyor ve Sivas Adliyesi'nde bu ilkin gerçekleşmesine vesile olmaktan dolayı da mutlu olduğumuzu ifade etmek istiyoruz diyerek şöyle devam etti. Sessiz Adliyeler Projesi kapsamında bir proje ürettik. Bu Türkiye'de bir ilk. Projedeki asıl gaye, takdir edersiniz ki, mübaşirlerin duruşma çağrılarını yaparken eski usulle koridora çıkıp işte avukat filanca ya da işte duruşma taraflarını anons ediyorlardı bağırarak. Tabii biz de dijital dünyayı kullanmak adına bir proje resmeye çalıştık. Tamamen altyapısı ve yazılımı baromuza ait olan duruşma takip sistemi adı altında bir yazılım yaptırdık. Bu yazılımın hem web arayüz tarafı var hem mobil uygulama tarafı var. Buradaki asıl gayemiz hem avukatlarımızın duruşmalarını daha sağlıklı bir şekilde takip edebilmeleri, hem de aynı zamanda mübaşirlerimizin o klasik mübaşir çığırtkanlıklarının önüne geçmek ve adliyelerimizi biraz daha sessiz kalmasını sağlamak için, daha nezih ve sakin bir çalışma ortamı yaratmak için bir uygulamaya geçmek istedik. Neticede de başardık. Yaklaşık 5-6 aydır söz konusu sistemi kullanıyoruz. Bahsettiğim üzere bu sistem Türkiye'de bir ilk ve geliştirmeleri de devam ediyor. Bir yandan geliştirmelerinin çalışmasını yaparken diğer yandan da mobil uygulamamızı daha farklı nasıl kullanabiliriz diye var gücümüzle, gecemizi gündüzümüze katarak çalışıyoruz. Play Store ve Apple Store'dan indirilen Sivas Barosu isimli mobil uygulamada avukat duruşma takip ve mübaşir duruşma takip adı altında iki ayrı oturum alanı bulunduğunu ifade eden Demir, uygulamamız geliştirilmeye devam ediliyor. Adliyemize ve tüm yargı camiamıza hayırlı olsun dedi. Ve şu anda diğer barolarımızda da talep var. Sistem şu şekilde çalışıyor. Gerek Google Play'de gerekse App Store'da mobil Sivas Barosu adı altında bir uygulamamız var. Bu uygulamada hem baromuza ait bilgilerin ulaşılması, bir yandan da duruşma takip sistemi şeklinde. Duruşma takip sisteminde avukat ve mübaşir duruşma takip sistemi şeklinde iki ayrı oturum alanı var. Mübaşirler kendi mahkemesini seçecek ve oturumunu açacaklar kendi kullanıcı adı ve şifresiyle. Oturumu açtıktan sonraki süreçte sadece saniyeler içerisinde bizim baromuza kayıtlı avukatların duruşma çağrısını yapmak için mobil uygulamadan çağrı yap şeklinde bir 3 saniyelik bir işlemle duruşma çağrısını yapıyorlar. Duruşma çağrısı yaptıktan sonra biraz sonra anlatacağım. Arkada gördüğümüz bizim duruşma takip sisteminin monitörlerinden sistem uyarı veriyor. Ufak bir kısa bir ikaz ve akabinde avukatın çağrıldığı mahkeme ve avukatın ismi duruşmaya dan beklenmektesiniz şeklinde. Mübaşir duruşma çağrısını yaptıktan sonra avukata cep telefonuna bizim toplu SMS sistemimizde entegre olan SMS gidiyor. Duruşma çağrısı işte filan atıyorum işte Avukat Hacı Yılmaz Demir 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nden beklenmektesiniz diye. Avukatımız eğer ki başka bir mahkemedeyse beklet butonu sayesinde mobil uygulamanın içerisinden mübaşire yazabiliyor.